Hocam sürekli erteliyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum Tonguç, hocam. erteleme alışkanlığı birçok öğrenci olan bir şey. Mesela erteleme haritası hazırladık senin için. Burada gördüğün gibi asla düşmemen gereken bir ada var. Oyun dağı, oyalanma dağları, kahve arası gölü, bahaneler nehri, aniden gelen odamı toplama isteği vadisi. Bunların hepsi... Hocam bunlardan dolayı erteliyorum gerçekten. Evet, bu adayı birazdan ziyaret yapacağız ama istersen gel hemen hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi Tonguç'um, İmera'dan, Batuhan'dan bize yorumlar gelmiş. Mesela demiş ki erteleme alışkanlığım çok var. Nasıl bu alışkanlığı nasıl bırakabilirim? Selam hocam, erteleme alışkanlığı nasıl kaybedilir? Onun da videosu gelirse mükemmel olur. Batuhan da böyle güzel bir yorum atmış. Şimdi erteleme adasına gideceğiz ama öncesinde demiştik ki videomuzun başında söylediğimiz adayı bir daha ziyaret edeceğiz. Fakat öncesinde sürekli bir şeyleri erteliyorsan yalnız olmadığını bil. Yani herkese var bu hastalık. Hiç kimse mükemmel değil. Tam zamanında her şeyi yapıyorum. Hemen işimi yaptım. Asla beni hiçbir şey oyalayamaz. Online oynamayan, sosyal medyada gezmeyen, işte kahve içmeyen, hayaller kurmayan, hiçbir şey oyalamayıp direkt derse oturan ve süper başa... Bazı arkadaşlarımız tam ile kocam hiç şey, başka Hayır, bir şey yapmıyor. Onları bile oyalayacak, onların bile ertelemesine sebep verecek şeyler var. Dolayısıyla bu konuda yalnız değilsin. Erteleme ise davranışa dönüşebiliyor zamanla. Nasıl oluyor biliyor musun? İşte aman işte sonra yaparım, biraz oyun oynayayım, birazcık şunu halledeyim, birazcık dinleneyim, birazcık odamı toplayayım, ondan sonra başlarım gibi şeylerle, yani az önce gösterdiğimiz erteleme haritasındaki erteleme adasına düştüğünde sosyal medya ormanına çok düşüyorum hocam ben. Evet, sosyal medya ormanı hep bizi kaybolduğu yer. Veyahut da hayaller plajında böyle oh güneşlen, hayaller kur bakalım kur. Veyahut da dolap düzenleme şehri. Evet, şimdi hemen önce bir dolabı düzenleyeyim, sonra derse otururum. Veyahut da biraz uyumam lazım, çok yoruldum, ondan sonra derse otururum. Veyahut da TV zirvesinde de kendimi kaptırıyorum dizilerde evet, hocam. Dizim var. Bu dizimi de izlemezsen başka ne zevkin var ki var diyorsun. Halbuki bütün gün sosyal medyaya girmişsin. Bütün gün hayaller kurmuşsun. Sonra bir tane dizine gelince aa o çok önemli diyorsun. Veyahut da oyun dağı. Bilhassa erkek öğrencilerde bu çok fazla. Oyun dağından çıkamıyor. Hatta online oyun koyu var ki burada karşılıklı haberleşiyorlar. Abi bugün buluşuyoruz hep beraber. Yani o çok zaman oluyor gerçekten hocam. Bunlar esasında hepimize olan şeyler. Ve bunlar çoğaldığı zaman ne oluyor biliyor musun? Stres başlıyor Tomucuğum. Ve planlama bozukluğu başlıyor. Yani onun ya aman çalışmayayım en iyisi yazılıya diyorsun. Ve ardından da başarısızlık geliyor. Ve sonrasında bir de bu yaptığından pişmanlık duyuyorsun. Çünkü güzel zamanın bitmesi insana sıkıntı veriyor Tonguç. Mesela sen bütün gün eğlen eğlen oyna oh gez topu. Akşam mutlaka içinde bir acıtma böyle bir üzüntü oluşur. Niye? Keşke biraz pişmanlık oluyor hocam sürekli. Bir pişmanlık oluyor. Çünkü lezzetin bitmesi insana sıkıntı veriyor ve suçluluk duygusuna giriyorsun. Çünkü birazdan başarısız olacağını biliyorsun ve zamanla da dangoz oluyorum. Hayır, dangoz olmuyorsun. O kadar değil tabii ki. Hemen düzeltebilirsin bu durumu. Üretkenliğin de azalıyor. Yani yeni şeyler üretmek yerine artık ama ne verilse onu yapayım demeye başlıyorsun. Ben ebe diyorum hocam sizin. Konuşma yeteneğini bile kaybedebilirsin tabii ki. Dolayısıyla yapılacak işin eyleme dönüşmesinde arada bir boşluk erteleme. Yani boşluk demek erteleme demek. Tam yapılacak iş var. Tam onu yapacakken hele dur bakalım ya biraz bir yarım saat online oyun oynayayım. Veyahut da birazcık uyuyayım ya bir 15 dakika kestirmekten ne olabilir? Tabii bazen uyku önemli gerçekten. Uyumazsan veya gün içinde bazen bir yarım saatlik kestirme kafamızı böyle koyup birazcık uyumak gerçekten çok faydası oluyor. Ama sen bunu abartırsan veyahut da odamı toplamam lazım ondan sonra başlayacağım dersen odanı toplayayım derken bir anda yorulursun ve yapılacak işi eyleme dönüştürememiş olursun. Şimdi burada çok güzel bir grafik hazırladım sana Tonguç'um. Bir işi sevmedikçe erteleme alışkanlığın artar. Aynı zamanda bir işi de sevdikçe erteleme alışkanlığın azalır. Bak şimdi en başta işi sevmiyorsun, erteleme alışkanlığın fazla. Sonra işi sevmeye başlıyorsun, erteleme alışkanlığın azalıyor. İşi daha çok seviyorsun, erteleme alışkanlığın daha da azalıyor. Veya bunu şöyle düşünelim. Erteleme alışkanlığını azalttığında işi sevmeye başlıyorsun. Yani diyelim ki her gün matematik çalışman gerekiyor, tamam mı? Günde 20 tane matematik sorusu çözmen lazım. Sen eğer her gün o 20 matematik sorusu çözmeyi ertelersen artık o işi sevmemeye başlıyorsun. Ertele ama nefret etmeye başlıyorsun. Ama ertelemezsen, erteleme alışkanlığını azaltırsan her gün çözmen 20 soruyu, her gün çözmen gereken 20 soruyu tak tak çözersen seni asla oyun, online oyun koyu, sosyal medya ormanı, işte ne bileyim oyalanma dağları oyalayamazsa hadi oradan dersen ben 20 sorumu çözeceğim dersen artık alışkanlık kazanıyorsun o işi yapmaya ve artık o işi seviyorsun. O işi yapmazsan kendini iyi hissetmiyorsun. Mesela diş fırçalamak gibi. Her akşam yatarken dişini fırçalamak... Sevmek zorunda kalıyorum. Bak hayır, ilk başta sevmek zorunda kalabilirsin ama her akşam yatarken dişini fırçalamaya alışan bir insan
yapmazsa onu rahatsız hissediyor kendini. Ya diş fırçam yok. Ağzım kokuyor hissediyor. Ağzım kokuyor hissediyor. Çalkalıyorsun olmuyor bir türlü. Çünkü ona alışmışsın. Ama bazen de erteliyorsun. Aman uykum geldi biraz işte uyuyayım ondan sonra uyanınca fırçalarım. Veyahut da şu filmi izleyeyim ondan sonra fırçalar ondan sonra yatarım diye fırçalamazsan. Günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz hocam siz? Günde en az 2 kez fırçalamak lazım. Ben bazen 3 bazen 2 ama mutlaka fırçalamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dişlerini fırçalamazsan sonradan seni fırçalarlar. Bu ne yani dişlerin kötü derler. Ağzım kokuyor. Evet. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için de şimdi sana bazı şeyler söyleyeceğim. Bunları dikkatli bir şekilde dinle. Birincisi kararlı ve istekli olmalısın olmuş. Yani erteleme alışkanlığını bitirmek istiyor musun? Bu haritada, bu adaya artık uğramak istemiyorum. Ben iyi niyet adasında olmak istiyorum. Ben artık hatta bu adaların hiçbirine uğramak istemiyorum. Başarılı olmak istiyorum diyorsan kararlı ve istekli olman lazım. Çünkü sen istemediğin sürece ben burada 1000 tane video da çeksem, annen, baban, arkadaşların, sevdiğin insanlar sana 100 defa telkin de etse olmaz. Dolayısıyla bir kere bu erteleme alışkanlığından kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun ona karar. İstiyor musun Tonguç'um? İstiyorum hocam. Harikasın. Ve ilk başlar biraz zor olacak. Başlama noktasında biraz kendini zorlaman lazım. Yani istiyorum ama çok da yorulmak da istemiyorum. Üf aman demeyeceksin. Evet ilk başlar zor oluyor. Gerçekten biraz sıkıntı yaşayacaksın ama kendini zorlana başar. Ve kendini tanıman gerekiyor. Bir şeyler yapmış olmak hiç yapmamaktan çok daha iyi. Buraya da dikkat etmen lazım Tonguç'um. Ve küçük hedeflerle başlayacaksın. Mesela bir anda artık bundan sonra hiç online oyun oynamayacağım. Hiç sosyal medyaya girmeyeceğim. Hiç televizyon izlemeyeceğim. Hiç işte böyle hayal kurmayacağım. Direkt dersin başına oturacağım. Bu imkansız. İlk başta online oyununu azaltırsın. Sonra sosyal medyayı azaltırsın. Sonra sosyal medyayı tamamen buhar edersin. İşte ne bileyim oyalanma dağlarından yavaş yavaş onları tepeciklere dönüştürürsün. Yani bir anda pat diye mükemmele dönüşmen imkansız. Aynı derslerdeki başarı gibi. Bir anda hemen çalıştım 100 aldım. Hadi görüşürüz. Öyle bir şey yok. İlk başta çalışırsın bir belli bir not alırsın. Sonra yavaş yavaş artırsın notlarını. Yapacağın işi çevrene söyle. Çevrendeki insanların da haberi olacak. Arkadaş ben bundan sonra online oyunda ben yokum. Mert, Osman, Hamza bundan sonra abi akşam görüşemeyeceğiz. Ben online oyunda yokum. Ben dersime çalışıyorum. Veyahut da sosyal medyada evet, kızlar. Evet matematik çalışacağım deyince herkes benim matematik veyahut işte Merve, Buse, Eda Naz ben artık kızlar grubundan çıkıyorum. Çünkü sosyal medyada sizinle sürekli bıdı 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 olmuyor. Dolayısıyla ben akşam saatlerinde gruptan çıkıyorum. Sonra ben kendimi geri eklerim. Veya beni sonra eklersiniz diyebilirsin. Veya işte sınavlardan sonra, yazılardan sonra ekle diyebilirsin. Yazılı çalışacağım deyince hocam o zaman çalışmaya ihtiyacı duyuyorum. Çünkü arkadaşlarımı şahit gibi görüyorum hocam. Evet. Yapacağın işi çevrene söylemek aynı zamanda artık çalışacağım dedim. Bir de çalışmasam iyice rezil olurum. Çalışım yapamadım duygusu oluşur ve daha çok çalışmanı sağlar. Doğru. Kepaze olmak istemiyorum hocam. Kepaze, rüsva, rezil bunların hepsi benzer kelimeler. Eş anlamlı sözcükler ama önemli olan senin şunu bilmen lazım. Yapacağın işi çevrene söyleyip daha da azimli ve kararlı olduğunu göstermen lazım. İkincisi iş bitirme tarihleri belirleyeceksin ve not alacaksın. Diyeceksin ki mesela ben bu pazartesiden cumaya kadar yazılarım var. Cumartesi pazar çalışmayı planlıyorum. Ve cumartesiden haftaya cuma son yazılıya kadar asla ve asla online oyun koyuna ve sosyal medyada işte şu sitelere asla girmeyeceğim. Yani Instagram'a girmeyeceğim, Facebook'a girmeyeceğim, Twitter'a girmeyeceğim. Sosyal medya ormanına girmeyeceğim. Sosyal medya ormanına girmeyeceğim. Oyalanma dağlarında oyun dağına asla uğramayacağım. Çünkü bu hafta benim sınav haftam veya bu hafta benim işte ilk tekrar programım. Ben LGS'de çok büyük başarı istiyorum. Fark etmez. Dolayısıyla sen bunların hepsini bu hafta kendine yasaklayacaksın. Veyahut da bir tane ara verir. Diyelim perşembe günü işte dizim var. Onu izleyeceğim diyebilirsin. Ama bir tane ara. Başka yok. Hani bir anda başlayamıyorduk ya. Günün en enerjik saatini belirlemelisin. Yani sen bu çalışmaları yaparken diyelim ki cumartesi pazar sabah saatleri senin en değerli, en verimli saatlerin. Zaten büyük sınavlar da işte üniversite sınavları olsun, LGS olsun buna benzer sınavlar hep cumartesi pazar günleri sabah saatlerinde yapılır. O zaman senin okulun da olmadığı o saatlerde asla ve asla bu tarz şeylere zaman ayırmamalısın. Yani bu seni oyalayan, senin zihnini öldüren bu tarz şeylere zaman ayırmamalısın. Ha akşamleyin bir yarım saat takılmışsın sosyal medyada. Eğer bütün gün ödevlerini yaptıysan bu fena değil. Tamam bu senin bir ödülün, bunu hak ettin. Sonra gelmişiz bile bak. Erteleme alışkanlığımızdan kurtulalım derken biz de sona geldik. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarında başarılar Tonguç.